Peki şimdi sarı kart kırmızı kart çıkardığımız haberlerimiz kişiler olaylar vesaire oluyor ama bugün bir günün işgüzarı var Murat. Vardır orada bir şey arkadaş. Bakma bak bir açık maçı vardır da öyle neyse habere bakalım da Ebru. Ünvanı nasıl aldı diyeceksin bu günün işgüzarı ünvanını. İstanbul Pendik'te yaşanan bir trafik kazası var. Trafik kazasında orada ambulans yaralı. Bir de habercilerimiz de oradayken çekmeye çalışıyorlar. Bu işgüzar arkadaş çıkıyor. Çekmemeleri için, işlerini engellemek için bir takım bahaneler üretiyor. Aslında olayla hiçbir alakası yok. Bir bakalım yakından kendisine. Siz ne çekiyorsunuz? Efendim? Haberci mi? Habercileri karşısında görünce işini gücünü bıraktı, üzerine hiç vazife olmamasına rağmen engel olmaya kalktı. Kimi can, kimi ekmek parası derdindeyken o kendince şov yaptı. Beni bu şekilde çekebilir misiniz? Beyefendi, biz haberciyiz. Çekebiliyor mu demek ne demek ya? Güvenliği de şey yapma çok. Bankanın önünde güvenliği geç abi. Nereden bileyim ben senin bankanın bilmem nesini çekmediğini? Tamam. Çekme git. Tamam. Çekme git. Habercilerin onun görevli olduğu banka şubesiyle alakası dahi yoktu. Pendik'te bir motosikletlinin yaralandığı kazayı görüntülemek için oradaydılar. Ama sahneye o işgüzar çıkınca işler değişti. Siz ne çekiyorsunuz? Haberciyim. Arkadaşlar bu çıkabiliyorlar mı böyle? Nereden bileyim ben senin bankanın bilmem nesini çekmediğini? Git polis çağır. Ya sen polis çağır. Çağır ya. Polis şube bir çekiyor diyeceğim. Polis geldi. Bu kez de hırsızlık ithamında bulundu. Basın mensupları da evet. Hırsızlık şüphelisi. Bizim bu basın kartı. Benim ki söylüyorum. Bu görüntüleri nerede kullanacaksınız? Tamam. Haberde kullanacağız. Bak bunu. Ben haberde kullanacağınızı nasıl bilebilirim? İletişim başkanı nasıl bilebilirim? Sen az önce ithamda bulundun. Yarın öbür gün burada bir sorun olursa bu kameradaki görüntüleri kullanıp kullanmadığını ben nereden bileceğim? Beyefendi çarpıtma. Polis habercilere müdahale edemeyeceğini söyleyince işgüzar banka çalışanı uzaklaşıp gitti. Senin haberci mi? Haberci mi? Sen de kimsin? Sen de kimsin? Uzaydan mı geldin yoksa? Hani burayı bu mıntıkayı nasıl çekersin? Burası benim iş yerimin de bulunduğu bir yer vesaire. Safsata ya. Şimdi senin tipe işine bak. Mesela sen tamam bankacısınız anlıyoruz. Ne kadar güzel. Bilemeyiz. Hani bir haberci arkadaşımızın içeri girip işini yapmanızı engellediği anı düşünün. Niye sen şimdi o kaşeyi basıyorsun oraya? O imzayı niye atıyorsun kardeşim? Sırada niye? Biz niye oradan bilet alıyoruz? Gir bakalım boz düzeni. Ya bu haberci dediğimiz arkadaşlar insan ve mesleklerini yapıyorlar biliyorsun değil mi? Önüne gelen haberciye sallıyor ya. Yani gerçekten buradan tabiri caizse tilt oluyorum ben. Ya. Sen kimsin arkadaş? İş görevimi yapıyorum. Oradaki sağlık görevlisine sen ne yapıyorsun diye soramıyorsan, soramazsan, benim haberci kardeşim sen bu bankanın nesisin diye soramıyorsa... Sen de haberci dostuma bunu soramazsın. Şimdi bu arkadaşı gerçekten neyi rahatsız etmiş olabilir? Ya belli ki bir açığı var. Hani neyin o zaman kendini deşifre ediyor orada. Ediyor işte. Her şekilde görüyoruz. Ve kafa nanay yani baktığın zaman. Evet. Bir de diyor ki oradan şunu çekersen buradan bunu çekersen. Ya senin o bankanın. Yani zaten herkes görüntü yani caddenin ortasında isteyen uzaydan bilmem nereden çeker ya. Hani, sen niye böyle bir öyle bir işgüzarlık yaptın ki sen şimdi? Bak bu insana koltuğu ön başına ver. Sorumluluk ver. Vallahi bitirir kapının yani. Kapının önünden kimseye geçirmez. Geçirmez yani. Tamamen. Evde nasıl ben merak ediyorum bu arkadaşı. Bankaya kimse giremez. Hanım bu yemek ne? Sen mi yaptın? Niye yaptın? Fasulyeyi kırdın mı? Kırmadın mı? Pilav ne? Bitirir insanı nasıl ya. Nasıl pişirdin? Ay ne kadar yorucu. Yalnızdır da muhtemelen. Nasıl yorucu? Şimdi o yüzden aslında. Başak Burcu'dur ben sana söyleyeyim. Titiz biraz ya. Biraz titiz. Yani işte ama erkekler. Ama işgüzar işte sıkıntı orada. Daha çabuk vefat ediyor. Başak Burçları yani da yükleniyor. Yaşam süreleri kadınlara oranda daha kısaymış. İşte bak böyle bir insan düşünsene. Yani elbette ki erkenden gider. Çünkü saçma sapan takılmaması gereken yoruyor, konuları takar. Kendini de yoruyor, seni de yoruyor. Nasıl? Oysa olur biz kadınlar şey? Bunlarla baş etmeye çalışırlarken şey kazanıyoruz. Kuvvet kazanıyoruz. Ya bak bunu cinsiyetçiliğe getirme canım. O saçma sapan bir araştırma ben sana söyleyeyim. Birazdan vereceğiz ama yok erkekler daha çabuk ölüyormuş. Allah korusun canım kimse. Böyle bir dünyada böyle sefalet içinde yaşayacaksam öleyim gideyim diyen olabilir yani. Her onu şey bilemem. Olabilir. Nereden bakarsam. Ama haberci kardeşlerime özellikle böylesi şüpheli yaklaşımlar, böylesi ne bileyim üstten bakış, kibir, aşağılayıcı tavırlar kabul aslında etmez. Tamamen karşındaki insanın bak hani alkol falan da almış karşındaki insanın kompleksinden kaynaklanıyor. Başka herkes işini yapsın arkadaş. Ya sen de işini yap. Kimse kimsenin işine bulaşmaz. İşgüzarlık yapma. Bir an vardır ya hani kendini gösterirsin. Baktın ilgi var kamera sana döndü. Biraz daha hani gaza gelmek midir? Öyle bir şey yaşanmış orada. Neyse. Şuna bak. Geçelim. Buyurunuz. Bir işgüzar kartımız da olsun şurada.